Yaşayacağımız hiçbir şey, hiçbir zorluk birbirimize karşı duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz. Senin için gelmedim. Kaya ve Zeyno için geldim. Leyla hapisten çıkar, ben de bu evden giderim. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin ekleyeceğin bir şey var mı sevgilim? Yeteri kadar her şeyi söyledim. Ben altıma imzamı atıyorum arkadaşlar. O zaman. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Var mı sorusu olan? Leyla Hanım, yayılan videoda görüldüğü üzere olay tam olarak bu evde gerçekleşmişti. Cihan Soykan'ı tam olarak bu salonda vurmuştunuz. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Sizin için ne anlamı var? Tamam, teşekkür ediyoruz. Daha söylediğim gibi yaşayacağımız ya da yaşadığımız hiçbir şey... birbirimize karşı duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz. Teşekkürler. Tamam mı arkadaşlar, bitti mi? Buyurun, dışarı al, dışarı alalım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Salon toplantı bitti, buyurun. Buyur arkadaşım, buyur. Hanımefendi buyurun. Nevin. Bu ne? Burada olma sebebim. Sen çocuklara bakmaya mı geldin buraya? Evet Aslan. Aynen öyle. Senin için gelmedim. Orada ne yazıyorsa o. Kim söyledi sana bunu? Leyla. Ablan söyledi. Aslan. Zaten Leyla masum değil mi? Çok yakın zamanda çıkmayacak mı dışarıya? Tamam. Ben de o çıkana kadar buradayım. Kaya ve Zeyno'nun yanındayım. Leyla çıkar, ben de basar giderim. Dayıcığım, bu son soruyu... Git buradan Turgut. Tamam. Ne gerek var ya böyle bir şeye? Zahmet etmişsin. Ben yeğenlerime pekala herkesten daha iyi bakarım. Hakikaten evet. Sen bu kafayla çok iyi bakarsın yeğenlerine. Devin. Ben Leyla'ya bir söz verdim Aslan. Zaten bu evde yeteri kadar çocuğun ruhu sakatlandı. Kaya ve Zeyno'ya da aynı şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Eve falan da çok meraklı değilim zaten. Yani cehennem gibi geliyor bana burası. Böyle kalbim falan sıkışıyor evi görünce, eve girince... Sözümü tutacağım, ondan sonra da gideceğim. İyi. O zaman çabuk gitmek durumunda kalacaksın. Çünkü Leyla'yı hemen içeriden çıkartacağız. Süper haber. İyi edersin. Harika. Bu arada... İyi, bu zaman içerisinde sen de güzel göreceksin. Ateşle barut. Bizim yan yana kalamayacağımızı. O zaman sen de barutunu kollayacaksın. Ateşe de bulaşmayacaksın. Görürüz. Aslanım. Tolga'yı bir tane insan kaçakçısı çıkaracakmış yurt dışına. Öldüğü gece o herifle buluşacakmış. Sansar lakaplı biri. Oradan cinayetle ilgili bir şey çıkabilir. Ne yapıp ne edip o herifle ilgili bütün bilgileri topluyorsunuz. Bak Leyla'yı acil içeriden çıkartmamız lazım biz koç, tamam? Tamam. Hadi. Tamam. Sen hangi akla buraya geliyorsun ha bu eve? Hocam. Hangi akla? Delilerle öyle. Leyla'nın bana verdiği hakla. Sen ne saçmalıyorsun ya?
Evet, Leyla dışarı çıkana kadar Zeyno da Kaya da artık benim himayem altında. Ya da isterseniz şöyle söyleyeyim. Artık bu evde ben demek Leyla demek. Ne diyor bu kadın aslan? Ya yeter artık, yeter. Yeter! Leyla içeriden çıkacak, çocuklarına kavuşacak ve konu herkes için kapanacak, tamam mı? Aslan Bey. Aslan Bey, Maliyeciler marinaya gelmiş, cezayı tebliğ ediyorlar. Hemen gitmemiz lazım. Ne cezası? Kesinleşmedi değil mi? Kesinleşti mi yoksa? Anne tamam, anne sakin tamam. Sen önden bilgi aldın mı çağır? Alamadım Aslan Bey ama her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Kesilecek ceza hem marinayı hem çiftlik ebeği sıkıntıya sokabilir. Sıkıntıya sokmak ne ya? Bu evde mi gidecek elimizden yoksa? Çağır, ben de geldim. İbo ne oluyor? Gidecek mi burası? Öğreneceğim Hülya, öğreneceğim. Sen bir sakin ol önce, tamam mı? Sakin ol. Sen de anıma sahip çık. Bak, bu belayı da sen sardın başımıza. Anne, anne yapma çocuk, darma. Demek çocuklara bakmaya geldin ha? Yaptığın bu işin onların hayatını nasıl mahvedeceğini gör bakalım hadi. Hiç kendini kandırma Hülya Hanım. Senin derdin çocuklar değil. Senin derdin bu ev. Bu ev senin kalen. Hülya Soykan'ın kalesi. Sen sadece bu kaleyi kaybetmemek için korkuyorsun. Haydi. Haydi gelin bakalım. Odamıza gidelim gelin. Leyla Soykan masum. Leyla Soykan'ın cinayetle hiçbir alakası yok. Aslan Soykan yaptığı basın açıklamasında kardeşi Leyla Soykan sayın. Haydi. Eşi Tolga Sayıncı'yı öldürmediğini iddia etti. Vay, vay, vay. Kız kim var aramızda? Leyla Soykan. Aa, bayağı kontes ağırlıyoruz. Haberimiz yok. Demek ki kaderin cilvesine mal, mülk, soyluluk sökmüyor ki aynı çukurdayız. Ben de kocamı öldürdüm. Ama tabii seninki gibi dışarıda beni çıkarmak için bütün gücünü seferber etmiş yakışıklı ve güçlü bir kardeşim yok. Kader. Melek ben. Leyla. Düz Leyla. Soykan falan değil. Ayrıca ben kocamı öldürmedim. Hangimiz öldürdük ki be kontes? Hangimiz öldürdük?